Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Afşin Çiftçileri Fahri Temsilcisi Sayın Melih Kabaş'la birlikteyiz. Aldaş Mahallesi'ndeyiz ve çiftçilerimizin son durumunu konuşacağız. Ürünlerimizi konuşacağız bugün burada. Velaz merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Arazideyiz, tarladayız. Çiftçilerimizin son durumunu değerlendirmek gerekirse neler? Sağ olun, teşekkürler. Abi, bizi geldiniz burada bulduğumuz için. Evet. Hani biliyorsunuz, geçen bir yağmur ya bile yeterli olmadığından biraz sardinin ekildi ya, onun evet. için yapıyorum, o da bitti zaten. Evet. Yani 16 yıldan beri AKP'nin tarım yıkım afetiyle çiftçiler tarım karşı karşıya. Evet. Yani adeta yıkıyor yani şu iktidar. Ya nükleer bomba kullanıyor tarıma ya. Evet. Yalnız iki de doğal afet oldu bu 15 yıl içerisinde. İkincisi bu sene oldu. Yani doğal afetten millet bayağı bir çok büyük bir darbe yedi. Nedir bu doğal afet dediğiniz? Doğal abi? Afet yani yağışın olmaması. Yağışın olmaması da. İşte. Ama doğal afet bize vız geliyordu ya, bu işiydi ya iki sefer ya. Ama evet. AKP'nin afeti var ya, tarımı bitirdi adeta, bitirdi tarımı ya. Evet. Yani Cumhurbaşkanımız gerçekten bugün sabahleyin bir de haber izledim, bir organik tarımdan bahsediyor. Ne tarımı ya? Ya bu geç onu ya, tarımı ya. Bitirdin ya. Tarım peki, kimsiz kimsiniz ya? Hani daha önce de sormuştuk ama çiftçimizin bu noktada yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyor, onu da hemen... Ya yüzünün gülmesi için, çiftçimizin tarımın gülmesi için ürünlerin maliyetinin üzerine çıkması lazım. Evet. Yani 15-16 yıldan beri maliyetin altında bütün ürünler. Yani çiftçi alın terinin, emeğinin karşılığını alamıyor. Alamıyor, tabii alamıyor. Evet. Ya örneğin bir pancar, bak kaçta kantar. İlk evet. tepkiyi ben göstereyim. İlçe başkanıydım Saadet Partisi'nin. 2003'te 350 tane kantar kapandı. Tepki gösterdik. Büyük bir zarara uğrattılar burada. Devleti de ve milleti de. Yani burada vatandaş, biliyor musun? Ve o sene, ikinci sene AKP hükümeti, ikinci sene pancarı 105 kuruştan 86 kuruşa düşürdü. 3 sene sabit koydu. Ondan sonra yavaş yavaş daha yeni o aynı o fiyata geldi. Ya pancar bitti ya. Bir şeker oranı diyorlar. Gerçekten 190 kuruş diyor geçen sene, ben 160 kuruştan verdim, 150 kuruştan aldım. Evet. Şeker ona çık, kendi kahvalarına gülüyor. Aynı burada pancarı, aynı yığından buradan Kayseri'ye satmış vatandaş, buradan bizim köylü. 18-19 mu gelmiş şeker ona? Burada 11-12 getiriyorlar ya. Ya bu olmaz böyle ya. Gerçekten bu çiftçi bitti ya, bitti. Hepimiz bittik ya. Evet. Yani bunun aklını başına alsın iktidar. Daha önce de Veli Bey'le yaptığımız röportajlarda şu anda da görülüyor ki hala hükümet aynı şekilde tarıma iddia edildiği üzere darma vurmaya devam ediyor. Şöyle ki çiftçinin yüzünün bir an önce gülmesi için özellikle hükümetten beklenti şu, çiftçilerin özellikle de üretmiş olduğu ürünlerin maliyetinin üzerinde satın alınması. Tabii. Ya gri hükümetler arıyor, yine ki mumla arıyoruz ya, onların döneminde çok iyiydi durum ya. Evet. Bütün havuz mette porpuantızı. Efendim tarım şöyle, ya bir şey yok, bitirdi ya. Evet. Ya inan ki bunu bizler yapmaması şu anda lazım böyle ya. Afşin Çiftçileri Fahri Temsilcisi Veli Bey'le birlikteyiz. Burada özellikle de çiftçileri adına bir açıklama oldu. Ve özellikle de Afşin'deki tarımın bitme noktasına geldiği konusunda bir açıklama Türkiye'de oldu. Türkiye'de bitti tarım. Evet. Afşin'de bitti. Çiftçilerimizin bir an önce bu derdinin, sıkıntısının hükümet tarafından görülmesi evet. ve dikkate alınmasını... Başbakanımız geçen açıklama yaptı. Ben çiftçilik yaptım uzun süredir. Çiftçi şu anda dedi, ektiğini, saçtığını, masrafını alamıyor dedi ya. Ya başbakan evet. açıklıyor bunu ya. Evet. Paket aldı. Ne paketi ya hazır ya. 5 kuruş bu diye deste 15 yıldan beri ya 10 kuruş ya 20 kuruş. 50 kuruş yapsam ne ki ya arkadaş ya, sen yapma ya böyle ya. Ya evet. yazdık 25 milyar aynen, dolar döviz gidiyor en azından Afşin ya. Afşin çiftçileri adına konuşan Veli Bey'in bu sistemini, bu özellikle de sıkıntısını aynen iletiyoruz değerli izleyiciler.